Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Hatamallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim gışave ve lehum azabun azim. Sadakallahu azim. İşaretül İcaz 72'de farklı farklı yerlerden okuyacağım. Bir tanesi şu. Bizim bu zahirde gördüğümüz dünya yüzünde şerler, zulümler var. Zahirde gördüğümüz bu kadar çirkinlikler var. Allah bunlara niye müsaade ediyor? Bunu okuyacağım bir parça. Fazla değil böyle. Abi lafını kesiyorum ama birkaç ay önce abi, iki ay önce direkt böyle bir soruyla muhatap oldum abi. Neden de Allah zulümlere müsaade ediyor? Acayip. Hatta hanım da vardı yanımda. Hanım da vardı. O da duyuyorsa şimdi hemen aklına gelmişti abi. Kim sordu? Onun da zannediyor ki Murat söyledi de bunu şey yapıyor. Yok hakikaten. Peki. Çok da bir tevafuk oldu yani şu an. Evet. Yani inşallah Allah nasip ederse bu ama farklı farklı yerlerden okumak istiyorum. Çok ilginçtir. Şimdi farklı yerlerde şu anlarda o şeyde soruyu anladık değil mi? Allah bu şerlere niye müsaade ediyor? Şu anlardaki 30. sayfayı söylüyorsun. Evet, anladım. Soruyu anlamadınız. Bir daha baştan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hatamallahu ala kulubihim ve ala semhim ve ala ebsarim gışave ve lehum azabun azim. Sadakallahu azim. İşaretül İcaz 72. sayfa. Dünya yüzünde bu kadar zulümler oluyor. Bu kadar hiç hoşlanmadığımız ve biz bile kerih gördüğümüz, hoş görmediğimiz, yanlış gördüğümüz, o yalnız bu kadar zulümler oluyor, bu kadar hoş olmayan bize bile muamele, bizim hoşumuza gitmediği bize muameleler yapılıyor. Yani kanun-ı ilahi Cenab-ı Hak bunlara müsaade ediyor. Yani dünya yüzü değil de ben bile hoşlanmadım, bana muamele yapılıyor. Bunların hikmeti nedir? Hepsini konuşacağız, her tarafıyla konuşacağız değil de bir tarafından başlayayım. Diyor ki bir kere usul bakımından, kayda bakımından biz olayları gördüğümüz gibi değil. Bizim gördüğümüz gibi değil. Dün akşam bir ders vardı. Biz hadiselerin, eşyanın kendisini görmüyoruz, dalgasını görüyoruz. Yani Allah'ın nazarı ile bizim nazarımız farklı demek ki. Niye? Benim bu kadar rahatsız olduğum dünyadaki olumsuzlukları Allah benim gibi görse Allah müsaade etmez. Bir kere usul bu. Yani benim bile onaylamadığım, benim bile zulüm kabul ettiğim ki hadisi kutsi var. Ezzulmu la yedum. Zulüm devam etmez. Vel küfrü yedum. Küfür devam eder. 10. lemanın sonunda. Yani zulüm devam etmez. Küfür devam eder. Çünkü zulüm insanlar arasındadır. Küfür ise Allah ile kul arasındadır. Allah diyor ki benimle alakanızı ben ahirete tehir ettim. Ama zulümü devam ettirmem. Dünyada zulüm gözüküyor. Çirkinlikler gözüküyor.
Bu ikinci şuada var. 30. sayfada var. Bir de 15. şuanın Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah dünyada bu kadar çirkinliklere nasıl müsaade ediyor? Esas yeri orası. Ama ben başka bir şey anlatmak istiyorum. Tamam? Yeri orası, sorunun cevabı orada. Ama ben başka bir şeyi çok hoşuma gidiyor. Garip taraf bir. Bir kere neydi bir daha söyleyeyim. Allah bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Görseydi benim gördüğüm gibi o zulümleri görmüş olsa Allah bu zulme müsaade etmez. Ha peki nedir? Ben ilk önce bir kuralı sayayım. Hatırıma gelen kuralı. Hani külliyatı okuyan bir insanım. Orada hatırıma düşen, ekranıma gelen sıralama yapayım. Allah bu kainatı yaratmasındaki birinci gaye kendisi seyrediyor. İki, Esma-i Hüsna hükmünü icra ediyor. Üç, Meleği Ala sakinleri, ruhanileri ve büyük melekler seyrediyor. Dört, ahirete sermediği ezeli ve ebedi manzaralar teşkil ederek ahirette ebedi olarak kullanılacak. Beş, insanın ruhuna bakıyor. Ruhunun inkişafı, nefsine değil. Yani insanın et ve kemik gibi gözükürken insanın derinliklerinde bulunan ruhu Allah'a muhatap, ahirete uygun kendisini inşa etme şeklinde bir yapı var insanda. Bu muamele insanın ruhunun derinliklerindekini dışarıya çıkartıyor. Mesela bir misal söyleyeyim bunlarla alakalı. Kızıyoruz, nefret ediyoruz birbirimizi. Hasta olunca bakıyoruz birbirimize karşı muhabbet aşağıdaydı, kuyunun dibindeydi. Bak yukarıya çıktı. Aa Murat hoş geldin. Nasılsın kardeş diyorsun. Ama daha önce burşun devrisi böyle. Nefret ederdik. Nefsaniyet öne çıkmıştı. Hastalıkla nefsaniyet devre dışı olunca insanı insan yapan ulvi değerler öne çıkıyor. Yani sihat ve servet insanı örter. Hastalık ve musibetler insanı açığa çıkarır. İnsanın ulvi değerlerini. Böyle bir yapı var. Yani mesela şöyle diyeyim şaşıracaksınız. Topluluk duygusu var ya yemeği çok yediniz. Vücuda zarardır. Çok yedin ya. Ama çok garibinize gidecek. Açsınız yemeğin. Açsınız gene yemeğin. Açlık elemi tedavidir biliyor musunuz? İlaçmış. Anlayacağınız daha lisanla söyleyeyim. Kanser hücresi tatlıyı çok severken, kanser hücresi en çok sevdiği tatlıdır. Acı ise şifadır. Kanserin panzehiridir. Görüyor musun? Yani yiyecekte misal verdim. Bir de ötekisinde misal verdim. Yani acı çekmek, İnsanın ta derinliklerinde bulunan ulvi ve kutsi istidat ve kabiliyetleri öne çıkartıyor. Ne şunemalandırıyor, ona su oluyor, toprak oluyor. Ama lakaralar görüyoruz ki başımıza hep bela olmuş. Bu sistemi anlattım. Bir daha Allah seyrediyor. Esma-i Hüsna hükmünü icra ediyor. Üç, Meleği Âlâ sakinleri, ruhanileri ve melekleri seyrediyor. Ahirete sermediği manzaralar teşkil ediyor. Beş, insanın derinliklerinde, ruhunda bulunan istidat ve kabiliyetlerini öne çıkarıyor. Altı, İnsanın nefsinin melabegahı oluyor. Yani nefsinin hoşlanması için yapılıyor bu dünyadaki muamele veya yapılmıyor. Yani nefsine bakıyor.
Yani bu dünyada yapılan, yaratılanlar bu altı tane hikmeti var. Altı tane iman esası. Allah'a bakan yönü var. Demek ki sırf sana bakan yönü yok bu işin. İki, esma hükmünü icra ediyor. Üç, meyle-i âlâ sakinleri, ruhanileri, buradan giden ruhaniler, o meleği âlâdaki dört melek ve bütün melaike camiası seyrediyor. Ahirete ezeli ve ebedi manzaralar gönderiliyor. Beş, insanın örtülmüş, gizlenmiş, itilmiş, kakılmış dibindeki ruhtaki ulvi hisleri, latifeleri, duyguları, fikirlerini öne çıkartıyor. Beş, altı, nefse bakan tarafı var. Şimdi biz nefse bakan tarafını esas alıp beş tanesini hiç nazara almıyoruz. Birincisi, yani, tamam mı? Yani nefse bakan, hoşuma gitmedi. Nice hoşumuza gitmeyen bir şeyi gelecekte demiyor muyuz? Ha, iyi ki öyle oldu ya. Ben biliyorsunuz kardeşiniz olarak 5,5 ay içeride bulundum. Malum. Zahirde şer. Allah, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ta başından beri hiçbir zaman niye bak başıma bu geldi demedim. Dedim ki şu anda kayıp gibi gözükürken hep derim. İki kaybedeceğim ben bu hapis hayatımda ama 20 kazanacağım. Ve öyle de oldu. Ben karlıyım. Hizmet zarar etmiş, bilmem ne etmiş. Onları kendisi de inanmıyor, onu diye. Ben şahidim. Neler oldu? Cenab-ı Hak bana neler nasip etti? Ve paylaşıyorum da. Bana yapılan inkılaptan, bana yapılan ruhsal haletlerden, o yapılan o zulümlerin, haksız şeyleri, fotomontaj yaptılar, önünü, ortasını, arkasını keserek, kumpas böyle yaptılar, zamanını ayarladılar, tamam mı? Bunu servis yaptılar, bütün dünya hücum etti. Fakat bu zulüm içinde Yusuf'u kuyuya attılar gibi, fakat Mısır Sultanı çıktı gibi, onunla bana içeride öyle bir şeyler de verdi ki, en basitinden Süfyan'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girer. Süfyan'ın cennetine giren Allah'ın cehennemine girer hadisi orada şahit oldum ve şükrettim. Niye anlatıyorsun bunu? Şer gibi gözüken yerde hayır var. Sen altı tane bakış tarzını beşini yok ettin, nefsaniyetle baktın. Dünyada güzel yaşamak, keyif sürmek için gelmemiş insan. Altıncısı neydi? Nefse bakan bir yönü var. Bu kainattaki muamele Allah'a bakan yönü var. Esma'ya bakan yönü var. Meleği âlâ sakinlerine bakan yönü var. Ruhumuza bakan, ahirete bakan yönü var. Ruhumuza bakan yönü var. Nefsimize bakan yönü var. Biz nefsimize bakan yönünü almışız. Zahirde gözüktüğü gibi, hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yok böyle bir şey. Ona örnek verecek şimdi. Hemen ben örnekten şunu diyeyim. Film, televizyonda, sinemada, televizyondaki, bilgisayardaki film kabul et. Şer, kötü, çirkin veya güzel film, çok hoş film. Bilgisayarda film, ses. Ama CD'de artık film yok. Ne var orada? 1.0.0.0.1 yani CD'de, flash bellekte kayıt, film kaydı, film olarak yok. Ne olarak var? Aynı şöyle yazılım, bilgisayar yazılımda 0.0.1.1.1.0. Ne söylüyorum? Şerin kaynağı şeytan değil mi? Hayrın kaynağı melek değil mi? Peki şeri yaratan Allah şeytanı yaratmadı mı? Hangi esmaya dayanıyor biliyor musunuz şeytan? Muzil. Denir. Esmaya. Peki melekler hangi esmaya dayanıyor? Nur. O ikisini de yaratan Allah.
Birisi şerre merci olmuş, birisi hayra merci olmuş. İkinci bir örnek vereyim. Can almak çok kötü değil mi? Can vermek. Azrail aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi senin kullarının canını alırken bana küsecekler. Cenab-ı Hak hikmet lisanıyla dedi ki, ey Azrail, seninle kulumun arasında ben hastalıkları, musibetleri koyacağım. Kanser, kalp krizini vesaire, tansiyon koyacağım. Kimse seni hatırlamayacak. Nasıl öldü, niye öldü diyecekler. Kanserle öldü diyecek. Tamam. Kanserle öldü diyecek. Aynı bunun gibi. Yani Azrail aleyhisselamla insan arasında Allah hastalık koydu, kimse Azrail'i hatırlamıyor. Azrail de Allah'a perde. Yani aslında canı kanser alır gözükürken kanser aldı. Biraz da git, canı Azrail aldı. Hayır. Canı ne kanser aldı ne Azrail. Allah aldı. Sorun mu var? Evet. Neyi? Bununla alakalı mı? Yok, ver bana. Dersten soruyorsunuz. Tamam. O yüzden ver. Ver buraya. Şimdi zahir ne anlatmaya çalışıyorum? Hiçbir şey ama ne olur canım kardeşlerim. Hiçbir şey zahirde gözüktüğü gibi değil. Hiçbir şey ama. Ayet amin diyor ya. Siz şer gördüğünüz hayır vardır. Evet ayet. Siz şer gördüğünüz yerde hayır vardır. Hayır gördüğünüz yerde şer vardır. Bakara suresinde değil mi? Ya Bakara suresinde. Şimdi 72'den başlıyorum. Bu kadar 10-15 dakika anlattım. Her şeyin biri mülk, diğeri melekut. Her şeyin biri mülk, diğeri melekut. Yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır. Her şeyde biri mülk, biri melekut. Mülk beden demektir. Melekut ruh demektir. Her şeyin biri dış gömlek, bir de vücut ten. Yani bir dış taraf var, bir iç taraf var. Her şeyde, her hadisede. Mülk ciheti bazı şeylerde güzeldir. Mesela mülk ciheti var ya, yani dış bedensel hayatı. Bazı şeylerde güzeldir. Bazı şeylerde de çirkin görünür. Aynenin arka yüzü gibi. Aynayı ayna yapan nedir? Arkasındaki siyahlıktır. Aynayı ayna yapan arkasındaki siyahlığı kaldırın, ayna aynalıktan çıkar, cam olur. Yani mesela cama baktığınız zaman kendinizi göremezsiniz. İyi dinleyin bu örneği. Bak iyi dinleyin. Cama bakınca nereyi görürsünüz İbrahim? Karşıyı. Mesela cam, dışarıdan bakacağım. Almanları görüyorum. Öyle mi? Bu cam. Bak iyi dinle, çok ilginçtir. Aynı şeyi ama hiç kaldırmayacağım. Şu cama bakıyorum. Şu cam. Karşıyı seyrediyorum. Tamam mı abiler? Ben camın arka tarafına siyah boya vurursam gene cama bakarken kimi görürüm? Kendimi görürüm. Aynı cama bakarsınız direkt, karşıyı görürsünüz, kendinizi göremezsiniz. Camın arkasına siyah boya vurun, kendinizi görürsünüz. Cam demek, ruh demektir. Camın arkasındaki siyah boya nefis demektir. Beşeriyet demektir. Tamam mı? Başka örnek vereyim. Cam demek dünyadaki güzel gözüken her şey demektir. Camın arkasına siyah boya kanserdir, ölümdür, savaştır, zulümdür. Bunun arkasını boyamak, o zaman onunla kendini seyredersin. Yani musibetler, sıkıntılar seni sana gösterir. Camın arkasındaki boya gibidir. Sen hemen dan kafayı vurursun. Hatırlarsın Murat. İlk seni bir yakınını ziyaret etmiştik Bremen'de, hastane. Nasıl? Tamam abi, hemen kalktığım zaman dizinin altından ayrılmayacağım. Tamam artık abi, bitti o beş vakit namaz falan. Ve geliyordu da. Birkaç hafta da geldi. Ben buradan Almanya'dan gittim. Gene eski şey değil mi? Ama gene böyle musibet olsa gene öyle diyecek. İyi olduğu zaman tamam, İyi olduğu zaman
Hayda dışarıya. Hasta olduğumuz zaman Allah. Allah affet. Mesela rahmetli dedemde misal veriyorum. Çocuktum, ilkokula da gitmiyorduk. Hava güzel, nefes darlığı, astım hastasıydı. Hava güzel olduğu zaman Allah sizin geçmişinize de rahmet etsin, dedeme de rahmet etsin. Güzel olduğu zaman kahveye giderdi, o taşlar var ya taş, onu delikli taşlar oluyor. Ne diyorlar ona? Ömrümde hiç bilmiyorum. Domino. Ha. Domino. Onu, çünkü niye? Çizmesine düşmüş de orada bulamamışlar. Evde bulmuş, vay ander olandır, çizmeme düştü falan dedi de. Ondan meğer kahvede aramış, şeyine düşmüş, çizmesine. Demir taşı, ondan biliyor. Güzel hava olduğu zaman domino oynardı, kahveye giderdi. Hava sisli olduğu zaman Karadeniz'de cama yapışırdı. Nefes alamıyor ya Murat. Allah, 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 Allah. Böyle derdi. O zaman pompa pek yoktu. Ancak belki de ayda bir doldururdu. Bağırırdı. Nefes alamazdı pompa. Peki dünyada hastayken, hava sisliyken Allah, Allah. Domino oynayabilir miydi? Peki hava güneşte olduğu zaman dermiş ki benim günüm doğdu. Peki o zaman nereye gidiyordu? Kahveye. Şimdi soruyorum. Ahirete gitti. Dünyada hastalığı ahirette şifasıdır. Ta domino taşı. Şimdi diyor ki hastalar risalesinde. Onun dünyadaki hastalığı ahiretteki şifasıdır. Zikrediyordu ya Allah, Allah, Allah. Bak sebep alacak. Dünyada sihatı ahiretin hastalığıdır. Sonsuz, sonsuz azaba sebeptir o. Peki nedir o zahirde? Sihat, mülk. Hastalık melekuttur. Sihat, ebedi hastalığına, dünyadaki hastalık ebedi sihatına vesile olmuş. Onun için dünyada gözüken şeylerin arkasını bilmiyoruz. Ama dedem ne diyordur? Mutlaka, muhtemelen öyle diyordur. Lan nereden bu astım hastası oldum? Nereden bu sıkıntı oldu? Ha? Nereden bu şeyim oldu diyor, tamam mı? Diyordu. Acaba abi insan buradayken görseydi bir gün gülmeyi ister miydi? Tabii hani eğer dünyada iken ahireti görmüş olsaydı acaba bunları der miydik? Ha? Şimdi ben bunları niye anlatmaya çalışıyorum? Her şey gözüktüğü gibi değil. Bir tarafı var ki camın siyasına bakıyor. Bir tarafı var ki camın parlaklığına bakıyor. Yani her şeyde bir mülk var. Bir de melekut ciheti var. Melekut ciheti ise her şeyde güzeldir, şeffaftır. Esma hükmünü icra ediyor. Aynenin dış yüzü gibi. Yani parlak yüzü gibi. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir. Ona mektubatta şu misali veriyor. Ben 70 mektubatta 44. sayfada var. Ben uzun olmasın diye bak elimde şu sol tarafta. Diyor ki ustad iki tane misal veriyor. İkisi de aynı benziyor. Bir 100 tane diyor çekirdeği toprağa koysak. 100 tane çekirdeği toprağa koysak, suladık, güneşe tuttuk, 80'i bozulsa, 80'i bozulsa, 20'si çıksa, 80'i bozuldu, 20 tane çekirdek ağaç olsa bu insan zarar eder mi? 100 tane yumurta tavuğun altına koysak, 80'i bozulsa, 20 tanesinden civciv çıksa bu insan zarar eder mi? Etmez. İşte insanoğlunun yaratılması, yani 100 tane çekirdeğin 20 tanesi çıktı. Ne yapar %20? 5'te 1. İnsanoğlu 5'te 1'i Allah'a iman etmiş. 5'te 4 etmemiş. Peygamberimize 5'te 1 iman etmiş. Peki niye? Şöyle diyeyim. İman edenler içerisinde İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Malik, İmam-ı Azam,
Bediüzzaman, Mevlana Halid-i Bağdadi, Abdülkadir-i Geylani, Bahattin Şah-ı Nakşibend, İbrahim-i Dessuki, Ebu'l-Haşen-i Sazeli gibi misal sayda say. Bir tanesini alır mısın? Seç bir tanesini. Seçtik. Bir tane. Bu ruhu inkişaf etmiş. 60-70 kilo adam bunlar. Ruhunu kastediyorum. İmam-ı Gazali'yi koyalım. İmam-ı Rabbani Bediüzzaman'ı koyalım kefeye. Abdülkadir-i Geylani kefeye koyalım. Tamam Murat, koydurma abi. Bu asrın insanlarının ruhsal kemalatlarına sahip ne kadar insan toplayalım Kantar'ın öteki tarafına ki Geylani'nin kemalatına yetişsin. Ne kadar koyalım? Niye gülüyorsunuz? Yeterli değil şu anda. Yetişemez herhalde. Yetişemez ki. Peki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın imanını kefeye koy. Ümmetin imanını kefeye koy. Peygamberimiz demiş. Ümmetimin imanı bir tarafa, Ebu Bekir'in imanı bir tarafa. Nasıl bir şey o zaman? He? Nasıl bir şey? Abi ha? Ümmetinin içerisinde Bediüzzaman, Abdülkadir Geylani de var. Ya. Sahabeler var abi. Nasıl bir şey işte? Hafsalamızı almıyor. Peki bu 124 bin evliya gelmiş. Beşer tarihinde. 124 bin peygamber gelmiş. Hat ve sabah gelmez milyon. Bu kadar. 124 milyon abi. 124 milyon evliya. 124 bin enbiya gelmiş. Hat ve sabah gelmeyen asfiyalar vesaire gelmiş. Zahirde dünya şer. Çoğu insan imanını kaybetti. Beşler dördü kafir oldu. Onlar hiç göstermiyor işte. Allah nazarında ve insanların nazarında esas kalitedir. Çöp, çöp hiçbir şey ifade etmez. Suyun üzerindeki saman çöplerinin akması ne ifade eder? Yani bu Almanya'daki adamlar yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur? Çöp, çöp. Beşte dördü iman etmemiş. Tamam, biz onlara öyle bakmayacağız abi, değil mi? Mesela bu bazen ya bu beşte dördüne bakıyor diye salıveriyoruz mesela. Hayır, o bizim vazifemiz değil. Bizim İtikadımızı oluşturan evet. Şey. Şu bizdeniz. Böyle Almanlara hiç tebliğ etme, anlatma değil bu. Sen nerede biliyorsun böyle gideceğini? Bakarsın. Belki de beşte dördün, beşte birine döner. Bizim itikattayken efa, fiil, esbab alemine bakarsak cebriye oluruz. Şeydeyken, sebepler alemindeyken itikada bakarsak mutezile oluruz. Ehl-i sünnet nedir? Mazide cebriyedir, istikbalde mutezile'dir. Yani biz kuluz, Allah'ın emrettiği gibi yaparız. İtikat dünyasını karıştırmayız efalı alemine. Onda hata oluyor bazen. Abi. Hata olmuyor canım, olmaz. Olmaz. Kimse bu gavurdur, tamam gitsin ahirete gavur diye hangi Müslüman yapar? Yapmaz. Demek ki derdimiz şu. Ey Müslüman! Zahirde olayların gözüktüğü gibi değil, moralini bozma. Öyle değil. Öyleyse çirkin görünen şeylerin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir. Şeyde var 18. sözde. 18. Asene külü şeyin halakahu diye geçiyor. Yani ayetin parçası. Diyor ki ya bir şey bizzatı güzeldir, ya neticesi itibariyle güzeldir. Ne demek? Mesela güzel, çiçek güzeldir. Gül güzeldir. Ama gübre çirkindir. Ama gübre güzeli ve vasıta oluyor. Neticesi itibariyle güzeldir. Bir daha, bir şey ya güzeldir, gül gibi. Tamam. Veya güneş hava gibi. Başka bir şey, bazı şeyler de kendisi güzel değil, gübre gibi ama güzeli yetiştirdiğinden dolayı neticesi itibariyle güzeldir. Gübre çirkindir, necistir, küfür kötüdür ama gübre çiçeği doğurur. Küfür ise imanı doğurur. Eğer
küfrü kaldırırsanız ortadan iman da yoktur. Diyelim ki çirkinlik olmasın. Çirkinlerin başı küfürdür. İmansızlıktır. Hiç kimse böyle bir teklif olmasın. Yani küfür insan yapamasın. Allah inkar etme ihtimali kalksın. O zaman iman da olmaz. Haram yoksa farz yoktur. Helal yoktur. Haram yoksa helal yoktur. Tamam mı? Küfür yoksa iman yoktur. Mülk yoksa melekut da yoktur. Yok, öteki taraftadır o. Aynı zamanda o gibi çirkinliklerin yaratılışı measini ikmal içindir. Demek ki koy soruları. Sorular çoğalıyor. Küfürü açar mısın? Küfür yani ne ama böyle senin böyle dene o değil o küfür. Yani bir insandan bir insana soğumak değil. Küfür çekirdeği örten çiftçi gibi. Evde hanımlar saksiye tohumu koyarlar, ne yaparlar? Örter. Bu örtmek. Küfür Allah'a inkar demek. Yani kendisini örtüyor. Allah'a örtüyor. Küfür inkar demek. Küfür. İman ise Allah'ı kabul etmek, tasdik etmek. Yani imanın zıttı küfür. Peki ne? Allah'ı örtmek. Küfür Allah'ı reddetmiyor. Allah'ı örtüyor. Mürtet Allah'ı reddediyor. Onun için şerdir. Yani olaylarda Allah'ın rububiyetini örtmek gibi. Allah hepsini örtüyor. Yani çiftçi çekirdeği örttüğü gibi, saksiye çekirdeği biz toprakla örttüğümüz gibi, insanın ruhundaki Allah'a bakan yönünü örterek insan küfür ehli oluyor. Yani halk lisanıyla küfür Allah'a inkardır. Allah'a inkar etmek. Şimdi demek ki öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir. Güzeldir. Aynı zamanda o gibi çirkinlerin yaratılışı measin ikmal içindir. Yani bazı çirkin gözüken şeyler de güzeli ortaya çıkarmak içindir. Güzel. Mesela gübre çirkindir. Ama gülü doğuruyor. Mesela savaşlar, musibetler çirkindir. Ama insanın cihat ruhunu aktif ediyor. Mücadelesini ortaya çıkarıyor. İmanında terakki ediyor. Ruhunda gizli, gömülü olan istidat ve kabiliyetleri geliştiriyor. Hamiyeti feveran ediyor. Kutsiyeti ortaya çıkıyor. Taraftarlığı güçleniyor. Yani insanın ruhunda mesela misal verdim işte. Ha 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 ha. La kara lu kara iken gündüz. Değil mi? Dolaşıyorduk güzel havada. Kimseye takmıyorduk. Kimseye minnetimiz yok. Ve havalara girerdik. Sonra bir yaşlandık. Kanser geldi. Hastalık oldu. Hastanede yatıyoruz. Efendim şu ameliyat olacağız. Ziyarete gelenler nasıl o kızdın insan? Oo hoş geldin Muratcığım. Nasılsın? Muradım. Ya işte oldu be işte insanız. Düşer beşer düşer kalkar atalar oldu. Hakkını helal et artık. Hakkımızı helal edelim. Beş kuruşluk dünya, beş paralık dünya değmez. Hakkımızı helal edin. Neredeydin lan şimdiye kadar? Şimdiye kadar neredeydin? Ha demek ki o hastalık olmasa insanı insan yapan ulvi değerler çıkmıyor. Sihatken biz kendimizi unutuyoruz. Öyle değil mi? Bak, hastane başladı. Bir tanesi öyle demişti. Bizim köylü bir tanesi vardı. Yumurta dayandı tabii. Demiş ki, ben yaptım demiş oğlum demiş çocuklarına. Ben dedim yaptım, yerden göğe kadar haksızım. Hasan Hoca'ya söyleyin, gelsin bana. Helallaşalım. Eğer işi çok gelmiyorsa, gelemiyorsa, seni vekil ediyorum demiş büyük oğluna. Hakkını bana helal etsin. Ne oldu lan şimdiye kadar? Ökya ahirette de senin düşmanınım diyordu bana. Eğer ahirette de bu konuşacaksak,
sen ahirette de benim düşmanımsın diyordu. Ya ne oldu şimdi? Hastalık ne yaptı? O zaman abi küfürün de olması gerekiyor değil mi? Küfür olması şart. Yani insan Allah'ı inkar etme tarafı olmalı ki iman etmesi olsun. Zıttını doğurur. Zıtsız bir şey hayvandır. Şöyle diyeyim. Hiç hayır yapmayan şeytandır. Hiç iyilik yapmayan melektir. İyilik yapan. Hep iyilik yapan melektir. Hiç hayır yapmayan şeytandır. Ne iyiliği ne şerri olmayan hayvandır. İnsan ise hepsidir. Peki bu küfür denilince mesela genelde insanlar yani Allah'a inanmamak ya da farzları eda etmemek veya sırf haramlardan uzak kalmak tarzında bakıyor. Ama başına gelen sıkıntıların veya musibetlerin hani kendisine geldiğinde bununla Allah'ın kendisiyle konuşmak istediğini veya bir şeyi hatırlatmak istediğini ona veyahut da daha güzelini vermek istediğini değil de kendi önceki olduğu konumu düşünerek ya benim başıma niçin böyle geldi demesi de esasıma küfre girer mi abi? Yok, girmez de onu isyana götürmemesi lazım. Bir de şu var. Hani bir tanesi dedi ki o 15. şuada geçiyor. Tamam biz olgunlar ruhumuz ortaya çıksın. Güzellikler ortaya çıksın. Ahirete ruhumuz inkişaflı gitsin. Ama bebeklerin, hayvanların, ağaçların, çocukların, bebelerin, masum insanların başına gelen felaketler niye böyle oluyor? Ona da orada diyor ki Allah'ın rahmeti nasıl müsaade ediyor? Allah'ın rahmeti nasıl müsaade ediyor? Diyor ki biz dünyaya dünya cihetiyle baktığımız için bu soruyu soruyoruz. Hazreti Hüseyin'e verdiği cevap var 19. mektupta. O acımasız diyor musibet Hazreti Hüseyin'e Kerbela'da olması ne kadar acımasız birkaç haftadaki şey. Ama diyor ki şimdi Hazreti Hüseyin'le konuşma imkanınız olsa Hazreti Hüseyin'i ahirette görseniz bu başına gelen musibeti iyi mi oldu kötü mü oldu 100.000 hamd edecektir. Çünkü o kısa bir zamanda kazandığı mertebeyi hayatı boyunca amelle kazanamazdı. Şehit mesela imanı olduktan sonra hiçbir günahına bakılmadan direkt cennete gidiyor. 5-10 dakika bir kahramanlık yapıyor. Ben ömür billah kazanamadığım mertebeyi kazanıyor. Diyor ki bir Müslümanın malı giderse zekat olur, sadaka olur. Ömrü giderse şehit olur, çektiği sıkıntı, işkence, zulüm, onun kefareti zulüm, günahına kefaret olur, günahını temizler, günahı yoksa makamını âli eder. Müslümanın kaybedeceği hiçbir şey yok. Bebekler direkt cennet çocukları oluyor. İnsan, suçsuz insanların çektikleri musibetlerden bir, ruhlarını âli ediyor, makamını kutsi ediyor ve cenneti âlâda ezeli ve ebedi fani malını ve ömrünü bekaya tebdil ediyor. Tamam mı? Fani malını bekaya tebdil ediyor. Bekaya. Şimdi insanın ömrünü fani ömrünü musibet geldi Müslümana, tamam mı? Suriye'de öldü. Kaç sene yaşayacaktı? 60 sene, 100 sene. Allah onu tebeddül ettiriyor. Tebdil ettiriyor. Yani bir evliyanın zor varacağı makamı ona vererek fani ömrünü bakiye, geçici ömrünü ebede, küçük bir makamını alarak, dünyadaki bazı şeylerin alarak Allah ezeli ve ebedi cenneti Allah nasip ediyor. Hazreti Hüseyin'e sorulsa diyor,
Bu musibet sana geldi, ister miydin? Kazandığı makama bakar, der ki, 100.000 hamdolsun, asla, iyi ki böyle oldu der. Ama musibetin içindeyken, başındayken insan demez. Ben mesela hapis musibetinde öyle. Yani nereden böyle canımız sıkılıyor ama ruhumuz diyor ki seyret Allah'ın tecellisini. Ben yaşadığımı söylüyorum. Yani sıkılıyor, dünya hücum ediyor, bütün medya sana hücum ediyor, senin dostların seni bilmediği bir şeyi. Oysa Allah Kur'an'ında fasık bir fasıklar size bir haber getirdiği zaman fasık, araştırmadan karar vermeyin. Yoksa isabet dahi etsen, doğru dahi etsen zalimlerden olursunuz. Bu ayeti kerimeye muhalif hareket eden dostlarım da oldu. Fasık birisi size haber getirdi. Neye inandınız? Öyle miydi peki? Peki ben o ne anlatmaya çalışıyorum? Ben o sıkıntıdayken nefsaniyetim, bedensel hayatım, zahirdeki şöhretim veya işte vesairelerim zarar görürken ruhum biliyor ki zulme uğramış. Said Nursi Hazretleri'ne de, ustadımıza da öyle yaptılar. Gazetelere manşet manşet attılar. Said Nursi ve Nurcular yakalandı. Nurcular şöyle. Ustad diyor ki ilandır diyor bu. Zahirde ne dediler biliyor musun? Ne diyorlardı halk? Bazı gafil Müslümanlar. Ya bir şey yapmasaydı devlet bununla uğraşır mıydı? Gene ne yapmıştır? Bunu rahmeti Timurtaş diyordu. Ben diyor bu kadar vaaz ediyorum. Şimdi diyor kürsüden beni polis indirse bir Allah'ın kulu karşısına çıkmazsınız. Allah bilir bu hoca ne yapıyordu biz bilmiyoruz. Demez ki size doğruyu anlatırken götürüyor vesaire. İşte fasık diyor fasık. Fasık size bir haber getirdiği zaman onu tahkik etmeden karar vermeyiniz. İki tarafı da görüşünüz. Ha peki ne anlat? Hayatımın kesitleriyle ders yapıyorum diyorum. Diyorum ki zahirde şer gibi gözüküyor. Tamam şer, musibet. Ama Allah onunla bir yerlere seni taşımak istiyor. Bir şey vermek istiyor. Günahını temizlemek istiyor. Seni ahirette korkunç hastalığına sebep olacak. Şöhreti kazibeni bitiriyor. Bitiriyor yani. Yani o andaki düşüncemi söylüyorum. Bir tarafım azap çekerken ruh tarafım gül gülistan idi. Ya biliyorum Allah bununla bizi bir yere sevk edecek. Niye söylüyorum bunu? Yani kardeşim sen musibet çekerken, kanser çekerken, sıkıntı çekerken bil ki Allah sana ve ma rabbuke bizalimin lil abid. Allah Rabbin kulları üzerine zalim değildir. Ve ma rabbuke senin Rabbin bizalimin lil abid. Kulları üzerine zalim değildir. Allah senin sıkıntıdan, kanserinden zevk almıyor. Anladın? Senin başına gelen peki o mu getirdi? Hayır. Musibetlerin sebebi bizim nefsimizdir. Şerre tevessül etmemizden kaynaklanıyor. Abi masumlar da var. 14. sözde diyor ki ayet-i kerime öyle bir musibetten çekininiz ki geldiği zaman zalime az kalmaz. Mazluma da vurur. Eğer musibet geldi, bireme nafene musibet geldi, zalimler gitti, masumlar kaldı. Bireme ne diyecek, kuksafe ne diyecek? Vay be, din akmış lan. Hepsi kafirle gitti, Müslümanlar kaldı. Bütün evler yıkıldı, Müslümanların evleri kaldı. Cami sağlam kaldı, dershane sağlam kaldı, bütün evler yıkıldı. O zaman imtihan sır bozulur. O zaman bir musibete, öyle bir musibetten çekininiz ki geldiği zaman zalime az kalmaz. Peki, alimler de niye gidiyor? Bu mekibeyi de anlatayım, burayı da okuyayım, keseceğim. Dedi ki Cenab-ı Hak, Mikail aleyhisselam, bu şehri kafalarına geçir. Allahu alem, hatırladığım kadar, yanlış olmasın. 70 küsür tane mi, 90 tane alim varmış o şehirde. 70 küsür tane diyelim. Mikail aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi o şehirde şu kadar seni hakkı ile tanıyan alimler var. Onlar da gidecek. Onları da o musibeti dahil et demiş. Hikmetini Allah devam etmiş. Demiş ki o alimler kendilerini düşündüler. Kullarımı, ümmetini, ümmeti Muhammed'i düşünmediler. Kendilerini kurtarmaya çalıştılar. İnsanları
cehennem ateşinden kurtarmaya çalışmadılar. Kendi nefislerini düşündüler. Kendilerini kurtarmaya çalıştılar. İnsanların kurtuluşuna çalışmadılar. Onun için onları da kat. Onların bu musibete dahil olması hatalarına kefaret oluyor. Çünkü Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Allah bir suça iki defa ceza vermez. Allah bir suça iki yerde ve iki defa ceza vermez. Allah dünyadaki suçumuza dünyada bela ve musibette cevap vermişse ahirette kalmıyor. Onun için şeriatın kestiği parmak acımaz derler. Niçin? Zina yaptı, içki içti, bilmem ne yaptı, şunu yaptı öyle. Suçlu bulundu, ceza verildi. Allah şeriat adına kadi ceza verse, haşir meydanında o insana o suç bir daha sorulmaz. Ödemiş çünkü. Gördün? Onun için şeriatın kestiği parmak acımaz. Başımıza bir bela ve musibet geldi mi abim? Ablam geldi mi? O musibet hangi şey için gelmişse o bela musibet hatamızı o hatamıza kefaret oluyor. Allah o hatamızı orada sormayacak. Görüyor musun? Ya. Ve aynı zamanda bak bir şey ya bizzati güzeldir. Yani okumak istediğim yerler okuyamazsın. Baya baya geniş bir konu. Ya bizzati güzeldir bir şey. Gül güzeldir. Çiçek güzeldir. Çocuk dünyaya gelmesi güzeldir. Ama gübre çirkindir. Hastalık çirkindir. Ölüm çirkindir gibi gözüküyor. Ama ölüm olmasa ezeli ve ebedi cennete nasıl gideceksin? Hastalık olmasa nasıl birbirimizi seveceğiz? Hastalık olmasa günahlarımız nasıl temizlenecek? Hastalık olmasa bu nefsin lanet olasın televizyon, cep telefonu bağımlılığımızdan nasıl kurtulacağız? Hastalık musibet gelince bizi kurtarıyor. Ha, ah, ah. Ne yapayım lan? Seyret bakalım şimdi. Öyleyse çirkinin de bir nevi güzelliği vardır. Binaenaleyh bu hususta ehli itizalin çirkin şeylerin halkı Allah'a ait değildir dedikleri safsataya mal kalmadı. Yani üç tane itikat şeyi var burada anlayış. Yani o itikat derken Maturidi, Eşari onu kastetmiyorum. O itikat imamlarının bakma. Şunu kastediyorum. Ehl-i sünnet vel cemaatta itikat mezhebimiz ikidir. Eşari Maturidi onu bahsetmiyorum. İslam dünyasında ehl-i sünnet demiyorum. Bir mutezile var. Bir mutezile var, bir cebriye var. Bunu anlatıp kesiyorum. Bir de ehl-i sünnet var. Mutezile diyor ki bu insan şerri Allah yapmaz, insan yapar şerri. Cebriye diyor ki her şeyi Allah yapar, insan kurumuş bir yaprak gibidir rüzgarın önünde. İnsan hiçbir özelliği yok. Ehl-i sünnet der ki fiil olmadan önce teşebbüs etmek, tercih etmek insana aittir. O insanın tercih ettiğini yaratmak da Allah'a ait. Demek ki ehl-i sünnet bir şey eve uygulayacağım şimdi. Ehl-i sünnet fiilimizin fiil bir şey yapacağız. Bir şey yapacağız, reddedeceğiz. Televizyon seyredeceğiz, etmeyeceğiz. Veya öyle bir camiye gideceğiz, kahveye gideceğiz. Yani fiilimizde ilk tercihi insan yapar. Bu noktada mutezileyiz. Ama o fiili yaptıktan sonra onun neticesini halk etmek Allah'a ait. Şimdi uygulayayım. Kur'an'ı kaldırtan da Allah'tır. Şarabı da kaldıran Allah'tır. Yani peki mesul kim? Ben şarabı kaldırmak istiyorum. O isteğimden hemen Allah yaratıyor. Kur'an'ı kaldırmak istiyorum. O fiili Allah yaratıyor. Eğer Allah Kur'an'ı kaldırmak istesem de kalksa, şarabı kaldırmak istesem de kalkmasa cebir olur. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki evet ben yaratıyorum. İstediklerinizi ben yapıyorum. Ama sen istedin. Ona işte. Şimdi evde nasıl mutezileyiz, nasıl cebreyiz? Hiçbir şeye karışmamak. Kadınmış,
kocanmış, eşinmiş, çocukmuş, ahireti mi varmış, dini mi varmış, çocuğun dünyada terbiye mi lazım? Aa, hiç mi? Ya kim ne yaparsa yapsın, evde sen cebriyesin. Bu cebriye meşrebidir bu adam. Her şeyi karışıyor. Her şeyi. Yani ya biraz da iktidarını bırak ya, biraz yetiştir. Her şeyde karışmak mutezilidir. Tamam? Her şey karışıyor. Her şey. Ya mutfağı ne karışıyor? Ya taksim alamal var ya. Bırak kimin ne yapacağı. Yani mubah şeyleri kastediyorum. Öyle otur. Bunu yapma. Şu kalemi şöyle koy. Her şey değil. Mubah şeyleri biraz da onlara inkişaf ettireceğiz. Mesela eşinin dinini hiç kale almamak, ne yaparsa yapmak cebriyedir. Ondan sonra onun iktidarını, hürriyetini ortadan kaldıracak, hiçbir tercih hakkı bırakmayacak, onu her şeyde kıs kıs yakalamak, o da mutezilidir. Hizmette cebriye mutezileyi misal vereyim. Düz oku, lügatta verme. Kim ne anlarsa anlasın. Anlarsa anlasın, anlamasa anlamasın. Zaten hidayeti de Allah verir. İmanı da Allah verir. Bizim vazifemiz sırf seslendirmektir deyip insanların seviyesine göre davranmamak cebriyedir. Nurcuların cebriyesidir. Aman ha bu çocuklar, bu gençler deyip de böyle Risale-i Nur aslında çıkarıp sadeleştirmek, detayın detayına girmek, ben dikkat edin. Yarım saat, bir saatten beri konuşuyorum. Hep külliyattan bir mana meal söylüyorum. Ne dedim? Çekirdek misal verdim. Mektubattan. Ondan sonra Gazali, İmam-ı Rabbani, Kamil insanlar Üstad şu anlarda veriyor. Burada da veriyor. Bir Geylani gibi bir zat yetişse diyor, şu kadar çekirdek bozulsa zarar etmez diyor. Gene misal o. Bana söyleyin hangi misalim şey. Ahsene külli şeyin halakı. 18. sözde misal verdim. Ve marabuke bizelamin lil abid. İşaret-i cazdan ve şu anlardan misal verdim. Ben hakim olduğum için, külliyattan başka bir şey okumadığım için kafamda ezberimden naklediyor. Ha. Düz, muhataba göre konuşuyorum. Eğer düz oku, kim ne anlarsa anlasın, bana ne, zaten müşteri aramaz, Risale müşteri aramaz, Nurcu müşteri arar. Eğer düz oku, lügat da verme, cebriyesin. Eğer yok, bir kelime okudun, güneşin çapından, insanın bilmem nesinden, ondan ondan, hiç külliyatla alakası olmayan izahlarla cevap verme, sen mutezilesin. Hizmetin mutezilesisin. Ehl-i sünnet nedir? Ehl-i sünnet ikisinin, cebriyenin hak tarafı var. Cebriye geçmişte doğrudur. Gelecekte yanlıştır. İyi bak. Cebriye geçmişte doğrudur. Geleceğe de yanlıştır. Mutezile geçmişte yanlıştır. Gelecekte doğrudur. Çünkü geçmiş kaderdir. Ehl-i sünnette gelecek tekliftir. Sen adımını atacaksın. Sen isteyeceksin. O zaman biz Ehl-i sünnet ne demek? Yani sebepleri riayet edeceğiz, kul olacağız. Yani ne demek istiyorsun? Allah Resulü'nün sünnetine uyacağız. Tamam. Öyle davranacağız. Demek ki dersi topluyorum. Her şey, hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir. Buradan da okuyacaktık lemalardan. 13. lemada mesela çekirdeği söylüyor halk, ateşin yaratılması. Adam mesela ateş elini soktu. Elini yaktı diyor. Lemalar 76. Diyebilir mi ki ateş yerdir? Niye elini soktun? Çamaşırı çatıya serdin. Yağmur yağdırıldı, ıslandı. Der misin ki ateş, yağmur şerdir? Demek ki şeri biz istiyoruz. Peki arada masumlar da yanıyor dedik. O masumlara hayal edemediği makamlar Allah veriyor. Ha? Sözlerde diyor yani bu dağdağlı zamanda diyor malınıza verin diyor, kar üstüne kar. Evet. Bir de sen şehitler için dedin ya abi, mesela adam çıkmış meyhaneden belki de cahilken bir anlık şeyler geçiyor cephede, şehit oluyor. 15 Temmuz'da. Mesela bu adam yani bir kemalatı da yok abi. Namazı da yok.
Bana dediler abi 15 Temmuz'da adam paldır küldür çekti gitti. Şehit niye? Abi namazı yok. Ben sana söyleyeyim dedim. Sen neredeydin dedi 15 Temmuz'da hiç unutmuyorum. Sen neredeydin? Abi diyor takip ediyordum. Nerede takip ediyordun? İmanı kamilsin lan. Sen hiç şarap içmemişsin, içki içmemişsin, zina yapmamış, kumar oynamışsın. Doğru mu? Doğru abi dedi. Nereden takip ettin 15 Temmuz'u? Doğru söyle. Abi televizyonda. Peki niçin tankın önüne çıkmadın? İmanın vardı ya. O iman sen hesap, iman sendeki iman hesap verecek kadar. Sen o imanla hesap vereceksin günahını. Peki o delikanlı, o da imanı. Vatan millet deyince imandır. Din dedi de iman. Peki senin canın tatlıydı da onun canın tatlı değil miydi? Onda içmemiş ki. Vatan dedi, namus dedi, bayrak dedi. Allah da dedi ki sen misin bayrak için, namus için, vatan için, din için hayatını istihkar ediyorsun. Yani hafife alıyorsun, hayatını veriyorsun. Sen mi millete hayatını verdin? Ben de milletin hayatını sana veriyorum. Sen mi küçük bir... Hani var ya karınca demiş ki... Karıncaya demişler yani İbrahim'in ateşini bu ağzındaki taşıdığın suyla nasıl söndüreceksin? Evet dedi be karınca. Ben Nemrut'un ateşini bu ağzımdaki suyla söndüremem ama... Allah nazarında ve Allah dostlarım ve insanlık nazarında... Benim safımı belli ederim dedi. Karınca ben İbrahim'in safında olduğumu gösteriyorum dedi. Anladın mı? Bir de güzel taraf abi... Hani kâr üstüne kâr deyince bunu bazen biz sevap cihetinde anlıyorduk da bu kemalat cihetinde de olması çok güzel oldu abi. Hani o kişinin kemalatı yok da ama hayatını onun için verdiği için bir evliyanın çıkabileceği en yüksek makam derecesinde ona o kemalatın verilmesi. Kimin himmeti milleti ise. Kimin nimeti yani, milleti ise o tek başına büyük bir millettir diyor ya. Şimdi şu günah İçkisi, zinası kime bakıyor? Allah'a bakıyor. Allah diyor ki ben affettim. Kul da diyor ki niye affetti? Sana ne lan? Sana ne? Allah diyor ki affettim. Ey Allah'ım niye affediyorsun? Sana ne? Sen de evinde o hani kamil imanı vardı lan çıkmadın aşağıya. O tankın önüne atlattıran nedir? Sende olmayan tarafı var onda. Allah sende olmayan tarafı hürmetine o makamı veriyor. Sen uğraş şimdi. Kaza namazlarını kıl. Oruçlarını kıl. Tamam. İnim inim yunlar. He? Afrin cihadını sen masada takip ediyorsun. O adam vatan diyor. Millet diyor. Orada Afrin'deki namuslar, vatan, bayrak, çoluk çocuk zulüme uğruyor. Onu kurtarmaya gidiyor adam. Sen evde takip ediyorsun. Bir de bana bu soru soruyorsun. Abi nasıl olacak? İmanı varsa tamam. Senin imanında olmayan sıfat onda var. Diyor ki vatan mı, bayrak mı, namus mu çiğneniyor? Ben varım diyor. Allah da diyor ki sen mi varsın? Sen mi bana bir adım attın? Ayet-i Kerime tarihçenin başında geçiyor. İlk 10 sayfasında. Allah da bana bir adım yanaşana ben 10 adım yanaşırım diyor. Allah da cevap veriyor. Milliyetçilik yok kardeşim. Ümmetçilik yapın. Belki bazıların içinden... Kardeşim ümmeti Muhammedci ol. Kafatasçı olma. Milliyetçi olursan Yahudi olursun. Çünkü Yahudilerde ümmetçilik yoktur. Ümmetçilik demek hangi kavimden olursa olsun dinin altında. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ın ve peygamberin altına girerse ümmetçidir. Yahudiler ne diyor? Kim Yahudi olursa olsun, kim Yahudi olursa olsun, Fransız, Alman Yahudi dahi olsa Yahudi'den sayılmaz. Yahudi olabilmek için Yahudi olmak lazım. Onun için sırf kafa tasçılık, kuru kuru milliyetçilik yapmak, başka kavmi aranıza sokmamak Yahudilikte vardır. Ne mutlu Müslümanım, yani Müslüman mısın? Fransız dayı olsan, Alman dayı olsan, Rus dayı olsan, Türk de, Kürt de, Arap kim olursan ol, ümmetçisin. Ümmet, milliyetçiliğin her şeyin sonudur. Allah Resulü üç tane şeyi veda hutbesinde dedi. Üç tane şeyi ayağımın altına alıyorum dedi. Allah Resulü'nün ayağının altına alan,
bir Müslüman o ayağının altında aldığı şeyi rehber yaparsa, onu esas yaparsa Resulullah kale almamış olur. Bir tanesi nedir? Kan davası. Bir tanesi nedir? Menfi milliyetçilik. Bir tanesi nedir? Faiz. Şimdi dini bir cemaat var. Faizi helal diyor. Dini cemaat ya. Bir de dindir ha. Allah Resulü bu üç tane şeyi el-İslamiyetül ashabiyetül cahili, cahil kavimlerin adeti ve birliğinin bütünlüğünün sebebi olan menfi milliyetçiliği ayağımın altına aldım. Artık size ümmetçilik vardır. Arabı, Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i her şey biz ümmetçiyiz. Ümmet-i Muhammed'iz. Sana yetmiyor mu? O kadar. Kim olursa olsun vatan, namus, millet paymal edildi mi? Suriye'de Ruslar orada, Amerikan orada, Fransız Alman orada. Neler yapıyor tahmin ediyorsun. Ona razısın. Ama elhamdülillah Müslümanlar ha dedi ki benim vücudum, hayatım bayrağıma, namusuma, vatanıma, milletime feda olsun. Allah da şehitlik veriyor. Sen kabul etsen de etmesen de biliyor kardeş. Eğer sen buna itirazın olursa Allah'ın fiiline itiraz, ümmetçilikten düşer, milliyetçi olursun, helak olup gidersin. Çünkü milliyetçilik yapmak haramdır. Haramdır, haram. Haram ne demek biliyor musun? İçki içmek haram ya, kumar oynamak haram ya. Menfi milliyetçilik yapıp onu esas yapmak haramdır. Haramdır. Anladın mı? Peki, Allah istikametten ayırmasın. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Ya Rabbi ne isteyeceğimizi, nerelerden sığınacağımızı bilmiyoruz. Ya Rabbi şimdiye kadar göndermiş olduğun 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, hat ve hesaba gelmez ümmet ve müştehit ve müfessirler vesaireler gönderdin. Cemisinin neler istiyorsa biz de istiyoruz. Ver nasip eyle ya Rabbi. Cümlesinin nerelerden sığınmışlarsa Allah'ım biz de onlardan sığınıyoruz. Bizi onların şerrinde muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bize kim dua ediyorsa, kime biz inşallah demişsek hepimiz. Ya Rabbi kim bize dua ediyorsa, kim biz inşallah sana dua edecek demiş isek. Ya Rabbi kimin hakkı hukuku üzerimizdeyse, ya Rabbi kim hizmet-i maneviye Kur'aniye'de zerre kadar maddi ve manevi hissesi varsa onları ve onları sevenleri ve bizim sevdiklerimizi, bizi sevenleri iki cihanda aziz eyle. Maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden, dertlerden beri eyle. Semavi arz-ı afatlardan, insi ve cinni şeytanlar şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ağlayan alem İslam'ı ittihadi İslam'la güldür ya Rabbi. Vatan için, bayrak için, namus için, din için, mukaddesat için, ilahi kelimetullah için uğraşanları muvaffak eyle ya Rabbi. Düşmanlarını ıslah eyle ya Rabbi. İslahı gayri kabil olanları kahhar isminle karu parişan eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat. Sorularınıza cevap veriyorum. Eşinin rızası olmadığı halde eşinin yapmış olduğu şeylere annesine babasına anlatmak caiz midir? Caiz değildir kardeş. Eşi müsaade etmedi, tek bir şey var. Namaz kılma, oruç tutma vesaire derse buna uymaz. Bir de eşi diyor ki anne babana gitmeyeceksin, cuma günü engel olamaz. Çünkü kişi anne babasına silah-ı rahim yapmak zorundadır. Eşi anne babasını ziyaret etmeye engel olsa cuma günü şey yapar. Evlendikten sonra eşler bekarken yapmış olduğu hataları hep öne sürmesi doğru mudur? Yanlıştır. Bu eşler değil Müslüman. Beraber kardeş olduk artık.
Ya Murat var ya 5 sene önce sen hatalıydın ha öyle öyle diyordun yani ben aslında bir şey demiyordum. Gene kavgaya sebeptir. Bunları geçmişi öne koymak şeytandandır. Affetmemek oluyor değil mi abi? Affetmemek oluyor hala kendi kuyudadır. Affetmemek gibi gözüküyor hastadır hasta. Geçmişte takıntı yapıp devamlı geçmişte yaşamak geleceği kaybetmektir. Kim yapar? Bak. Geçmişi canlı tutan kinciyidir. Geleceği, gelecekte bu şöyle olacak demek hasetçidir. Kincilerden Allah muhafaza etsin. Yapamayacaklar hiçbir şey yoktur. Kin ve nefret nerede beslenir? Geçmişte beslenir. Haset ise gelecek yaptığı şeylerden. Ona onu da mı yaptı ya? Onu mu da söyledi? Öyle bir hizmet mi etti ya? Ne? İki tane Alman Müslüman olmasına sebebiyet verdi. Eyvah. Eyvah. Ay böyle. Birisine Risale'yi anlattı, kitap verdi. Yak canım, verse ne olur ya. O adam ne? İhlassız. Elimizden kaçtı. Evet. Çok böyle insan değil bu. Canavar, canavar. Peki ne yapacaksın? Sakın sakın bir kardeşiniz olarak sakın sakın böyle insanlarla mücadeleye girmeyin. Mukabeleyi bir misil yapmayın. Kur'an'ın emriyle, hecren cemila güzel bir şekilde ondan uzaklaşın. Sakın mukabele etmeyin. Ama o kin yiyor kendisini. Haset hasidi yakar. Hasetçiyi o yakıyor. Bana haset ediyor. Benim haberim yok ki ben ders yapıyorum. Kim gidiyor zarara? O gidiyor. Ondan sonra başka... Çağdan arkasına baksana belki orada sorular var. Çağdan arkasına sorular varmış. Niyet ettim bundan sonra namazlarımı Şafii mezhebine göre kılmaya deyip niyet etsek ve sünnetlerin yerine farz kazalarını kılıyoruz. Böyle niyet edilmesi gerek yok mu? Var. Bak şimdi. Ben ikisini de söyledim geçen derste. Osmanlı İmparatorluğu'nun devletin ilmihal kitabı Multeka 4 cilt. Birinci cilt 163. sayfada sünnet yerine farzları kılmak, kaza kılmak caiz değildir diyor. Ama Mizraklı İlmihal'de kaza namazları çok olan sünnet yerine kaza namazları kılabilir geçiyor. Ha, o zaman benim gibi insanların vazifesi nedir? Kılamaz diyemez, mutlaka kıl da demez. Senin durumuna bağlı. Yani kaza namazların varsa sünnetlerini kılabilir misin? Kılabilirsin de. Ama yok sünnetleri kılar, arkasından ayrıca kaza kılarsan nurun alanır. Ama benim abi işte 2-3 sene, 5 sene zaten kazayı da kılacağım yok. Öyle kalacak diyorsan o zaman ben sana tarif ediyorum. Böyle kıl bak. Ya Rabbi niyet eyledim. Yani öğle namazını kılıyorum. Sabah namazının sünneti vaciptir. Sabah namazının sünneti vaciptir. Yani vaciptir diyen ulema. Sabah namazının sünneti farza dokunmuyorsun. Öğle namazını kılıyorum bak. Öğle namazının ilk sünneti 4 sünnettir. 4 rekatta farzdır. İkisi son sünnet malum. Şöyle kıl kazan çoksa. Ya Rabbi niyet eyledim. Hanbeli veya Maliki ama Hanbeli de. Ya Rabbi niyet eyledim. Tamam mı? Niyet eyledim. Hanbeliye gerek yok. O Cem ve Tehir için karıştırdım. Ya Rabbi, öğle namazının sünnetini namaz kılıyorum. Kazan varsa. Sünnet bak. Öğle namazı sünneti. Ya Rabbi, niyet eyledim. İlk üzerime kalan öğle namazının farzını kaza etmeye. Bir daha öğle namazını kılıyorum. Biraz sonra kılacağız. Şöyle niyet ediyoruz. Ya Rabbi, ilk üzerime kalan öğlen namazının farzını kaza etme. 4 rekat kaza gibi kıldın mı? Kıldım. Yani farz gibi kıldım. Sonra öğlen namazının farzını kıl. Sonra 2 rekat son sünnet ya. Şöyle de. Ya Rabbi ilk üzerime kalan sabah namazının farzını kaza etmeye. Ne yaptın? Öğlen namazını kıldın. Bir günlük sabahı kıldın. Bir günlük öğleni kıldın. Şimdi ikindi yapıyorum. İkindi. İkindinin ilk başta 4 rekat sünnet mi? 4 rekat farz. Şöyle diyorsun. Ya Rabbi
niyet eyledim. İlk üzerime farz olarak kalan, ilk üzerime farz olan ikindi namazının farzını kaza etmeye. Allah-u Ekber, kazayı kıldım. Sonra ikindi namazının farzını kılıyorsun. Sonra akşam, akşamı karıştırabilirsin, onu anlatıyorum. Üç rekat akşam namazının farzını kıldın, normal. Sonra diyorsun ki, bir mezhep taklit etmiyorsun, taklit edeceği gerek yok burada. Sonra iki rekat sünnet ya, akşam namazının sünneti. Onu üç kılıyorsun, şöyle niyet ediyorsun. Ya Rabbi, ilk üzerime kalan, diş kapıyı kapatır mısınız? Ses geliyor merdivenden, niçin binayı rahatsız ediyorsunuz? Çabuk hemen kapatın. Akşam namazının farz sünnetini şöyle niyet ediyorsun. Ya Rabbi, akşam namazının sünnetini. Ya Rabbi, niyet eyledim. İlk üzerime kalan akşam namazının farzını kaza etmeye deyip üç rekat kılıyorsun. Akşamın sünneti. Sonra yatsı. Yatsıyı karıştırabilirsiniz. Yatsının ilk sünnetine şöyle diyorsun. Ya Rabbi, niyet eyledim. İlk üzerime kalan yatsı namazının farzını kaza etmeye. Sünnetini bunu kıldım. Sonra yatsı namaz, ya Rabbi niyet eyledim yatsı namazının farzını kılmaya. Sonra iki rekat yatsı namazının son sünneti ya. Ona şöyle niyet ediyorsun. Ya Rabbi niyet eyledim. İlk üzerime kalan yatsı namazının salatü vitrini kaza etmeye. Salatü vitir kılıyorsun. Sonra sıra nereye geliyor? No, normal salatü vitir geliyor. Bunu böyle şey yapıyorsun. O madem ağzım öyle alıştı. Maliki ve Şafii mezhebi taklit şurada yapabilirsiniz. Onu da anlatayım. Türkiye'ye gidiyorsunuz. Veya fabrikadasınız. Veya hastanedesiniz. Yani çok zor durumdasınız. Öğleyini kılamayacaksınız. Veya ikindiyi kılamayacaksınız. Veya akşamı kılamayacaksınız. Yatsı zamanı geniş. Ha şöyle yapın. Öğle namazını girerse abdest almanız şart değil. Havalimanındasınız, ameliyattasınız. Ne bileyim gavurun işte orada. Bulamıyorsunuz yani. Şartlar size bağlı. Şöyle diyorsun. Öğle namazı vakti girdikten sonra abdest almak şart olmadan şöyle diyorsun. Ya Rabbi niyet eyledim. Hanbeli mezhebini takliden öğleyin namazını ikindi namazına tehir ettim. Diyorsun. Öğleyin namazını tehir ettin, kılmıyorsun. Sonra nereye tehir ettin? İkindi namazına tehir ettim diyorsun. Sonra havalimanından indin, ne bileyim zorsun. Çocuklar şey, hastanede ameliyatlar şurada. Sonra baktın ki ikindi namazında önün açıldı. İlk önce ikindi namazını kılıyorsun. İkindi namazının sünnetini kılıyorsun. Farzını kılıyorsun. Sonra diyorsun ki hani atmıştın ya öğleyin ikindiye. Ya Rabbi niyet eyledim. Hanbeli mezhebini takliden öğleyin namazının farzını kılmaya, kaza değil ha, vakit gibi kılıyorsun. Buna tehir denilir. Peki diyelim ki ameliyata girmeden, havaya gitmeden öğleyin namazını kılıyorsun. Mescittesin, evdesin. Ama ikindiyi kılamayacağım. Öyle bir yere gidiyorum ki ikindiyi kılamayacağım. O zaman şöyle kılıyorsun. Öğleyin namazının sünnetini kıldık. Farzını kıldık. Son sünneti kıldık normal. Sonra diyorsun ki arkasına, ya Rabbi niyet eyledim. Hanbeli mezhebini takliden ikindi namazını cem edip şimdi kılmaya. Şimdi kılmaya diyorsun. Bak kaza demiyorsun. Kaza kullanmıyorsun. Ve ikindi namazının farzını kılıyorsun. İkindi namazının farzını kıldın mı abi? Kıldın mı ablam? Kıldın. Sonra nasıl olduysa ikindi namazını kılamayacağını zannetmiştin, kılmıştın. Ama bir baktın ki ummadığın olmadı, önün açıldı, namaz kılma fırsatın oldu. O kaza, o kılmış olduğun, öğleyin kıldığın düşer. Hemen ikindi namazının farzını kıl. Yani ikindi namazının geniş zaman varsa sünneti de kıl, farzı da kıl. Şimdi akşamı yapıyorum. Öyle bir durumdayız ki akşamı kılamayacağız, çok zor durumdayız. Şöyle diyorsun, akşam namazı vakti girdi, abdest olmak şart değil, arabadasın vesaire. Ya Rabbi niyet eyledim, Hanbeli mezhebini takliden
akşam namazını yatsı namazına tehir etmeye, sonra saat gece bir, yatsı namazını kılıyorsun, sünneti kıldın, farzı kıldın, iki rekat son sünnet kıldın, salat-ı vitir kıldın, bir akşam namazının tehiri vardı. Hemen diyorsun ki saat gece bir, bak kaza kılmıyorsun. Ya Rabbi, niye teyledim? Hanbeli mezhebini takliden akşam namazını kılmaya, kazasında değil ha, çok söylüyorum bunu. Ya Rabbi, niye teyledim? Hanbeli mezhebini takliden akşam namazını kılmaya. Risale-i Nur'da da yeter ki diyor fiiliniz, ameliniz bir mezhebe denk gelsin diyor Vesvese Risalesi'nde. Buna ehl-i sünnette cem ve tehir denilir. Eğer namazı ileri atarsanız namazı tehir ediyorsunuz. Yok, ileride ikindiyi kılacaksan kılamayacaktın. Şimdi kılarsan onu buraya cem ediyorsun, getiriyorsun demektir. Peki bunu olmuştur zannediyorum. Herhalde anlatmışımdır. Adalet namazından kıbleniz... Adalet namazından kıbleniz dört mezhep olsun. Laikaları okurken mutala yapmak doğru mu yoksa düz okuma mı yapılsın? Beddua ile alakalı sohbet yapar mısınız? Beddua ile alakalı... Neyse, laikalar ve Risale-i Nur... Laikalar dahi olsa, laikalar hepsi mutala edilir, muzakere edilir. Ama dallandırıp budaklandırmadan iki, bilen konuşacak, tahmini bir şey konuşma, inatlaşma. Bunun ruhunu bozar. Beraber muzakere etmenin ruhunu bozar. İnatlaşma, kendi fikrinin doğru çıkmasına çalışma. Ben lemalardan böyle anladım, Kastamonu'da şurada böyle anladım. Ama mutala ve beraber müzakere ederken an şart nedir? Daha önce araştırman, çalışman gerekiyor. Şimdi laikaları okurken ilk önce araştırma yapacaksınız. Araştırma yapmadan tahmine konuşma. Çünkü inatlaşırsın. Şöyle diyeceksin. Bak lemalar şu sayfada böyle diyor. Kastamonu'da böyle diyor. Onun için böyle yapmak düz olur. Beddua caiz değildir. Ne zamana kadar? Ancak genel caizdir. Mesela biraz önce dua yaptık ve beddua da yaptık. Ya Rabbi, ağlayan alemi İslam'ı İttihad İslam'la güldür. Vatan için, bak beddua yapacağım şimdi bak. Vatan için, din için, mukaddesat için, namus için mücadele edenleri muvaffak eyle. Düşmanlarının içerisinde kabili ıslah olanları ıslah eyle. Kabili gayri ıslah olanları kahhar ismine karı perişan eyle diyorsun. Bir insan var, hakikaten namusa, millete zalimlik yapıyor. Allah'ım diyorsun o zata. Bu zatı ıslah eyle. Eğer hikmetin ıslahı mümkün değilse Allah'ım onun şerrinden kurtulmak için Müslümanları kahrı perişan eyle. Hak ile yeksan eyle. Tamam. En garip zamanda canını al ya Rabbi. Kanser et ya Rabbi diyebilirsin. Çünkü peygamberimizin de bedduası var. 19. mektupta bedduası da var, duası da var. İslam'a amansız, eminsiz hücum eden din düşmanlarına peygamberimiz beddua etmiş. Yürüyemezsin, şey yapıyor. Ağzı tutulsun diyor. Kahriyle beddua etti diyor. İslamiye 19. mektuptan söylüyor. İslamiyet'e amansız, eminsiz hücum eden zalimlere beddua edilir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Yani ne zaman ders olacak? Sabah onu da gene bana bildirirsiniz. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.